Vatandaş çıkmazda. Dönemin kazananları ise yine zenginler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre milyonerler geçtiğimiz 5 ayda servetlerine servet kattı. Kur arttıkça milyonerlerin banka hesabı daha da büyüdü. 2021 yılının Kasım ayında 511.405 milyoner vardı. Bu sayı Nisan 2022'de 600.118'e çıktı. Buna göre yüksek enflasyon döneminde milyonerlerin sayısı 5 ayda %17 artmış oldu. 88.713 kişi daha milyoner oldu. Hesabında 1 milyon ve üzeri mevduat olanların serveti Kasım 2021'de 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liradan 3 trilyon 896 milyar 209 milyon liraya yükseldi. Buna göre 5 ayda milyonerlerin serveti 649 milyar 413 milyon lira arttı. Öyle ki servet artışı %20 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Mayıs ayında yıllık enflasyon %70'i geçti. Üç haneli rakamlara doğru tırmanıyor. Bu oran son 20 yılın en yüksek enflasyonu olarak gerçekleşti. Ücretlilerin reel geliri hızla erirken milyoner sayısının rekor düzeyde artması iktidarın ekonomide izlediği yolun tek kazananının zenginler olduğunu gösterdi. Peki Onur Altın hazır mı, zamanımız var mı? Peki zamanımız varmış. Yeni milyoner. Dediğim doğru çıkmadı mı biraz önceki? İtiraz ettim Ozan'a. Dedim ki oradaki gelir dağılımı zenginler arasındaki zenginler gelir dağılımı. Arasında. Bak haber ne diyor? Doğru. Bu kadar katıldı. Şimdi onlar arasında da bir şey olması lazım. %1 ile %3 arasındaki gelir dağılımı diyebiliriz. Milyoner sayısındaki artışta şu da var. Yani milyonerlik artık anlamsız bir şeye dönüştü. Çünkü 1 milyon lira o. 1 milyon liraya bugün ev satın alamıyorsun. Hani fena olmayan bir sıfır araba alıyorsun. İyi bir sıfır araba da böyle Mercedes, BMW falan hani... Bir tüketim malıdır araba yani. Onu da alamıyorsun. O yüzden artık 1 milyon TL yakın zamanda ben size söyleyeyim. Çok fazla insan milyoner olacak. Bir sıcak haber geldi. Onu paylaşayım ve hemen öyle dönelim Onur Altın'a. İtalya'da dün sabah saatlerinde kaybolan helikopterde bulunan 7 kişiden 4'ünün Türk olduğu tespit edildi. Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin fuar için İtalya'ya gittiği öğrenildi. İtalya'nın Lucca kentinden kalkan ve kaybolan helikopterle ilgili bir haber. Evet. Dün sabah saatlerinde gelmişti o haber. Radardan kayboldu helikopterin belirtilmişti. Arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Eczacıbaşı grubu bir açıklama yaptı ve kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün bir fuar için İtalya'ya gittiğini belirtti. Kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın İtalya'da düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır denildi. Modena civarında radardan kayboldu. Helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. 7 kişi bulunuyordu helikopterde. 4'ü de Türk'tü ve Eczacıbaşı grubunda çalışanlardı. Bir fuar için İtalya'ya gitmişlerdi. Evet, yani üzücü bir haber. Çok üzücü bir haber. Tabii ki şu anda arama çalışmaları devam ediyor. İzlemek ve beklemek durumundayız. Peki. Evet, süremizi de gözeterek. Yakınlarına sabır diliyoruz. Evet, sabır diliyoruz. Hemen Onur Altın'a bir dönelim. Evet. Onur Bey günaydın. Kusura bakmayın, bu üzücü bir haber geldi. Aileler pek çok kişi de merak içinde, o yüzden paylaşmak istedik bu haberi. Çok uzatmayayım o zaman, söz sizde. Dün akşamın gelişmelerini, dünün gelişmelerini özetledik biz. Yeni ekonomik tedbirler ne oldu, nasıl etkiledi piyasalara? O U vardı, öyle söyledi Ozan. Bir iniş oldu, sonra hemen eski seviyesine çıktı. Buradan alırsanız sözü, neler söylersiniz? Günaydın Seda Hanım. Hepinize iyi yayınlar öncelikle. Evet, sabah saatlerinde tekrardan aslında o U'dan hemen sonra bir satışın daha yaşandığını görüyoruz. 16.95'e kadar inmiş durumda şu anda dolar TL tekrardan. Euro TL'de de geri çekilme var. Piyasalar bugün de hareketli olmaya devam edecektir. Kurdaki bu satışın mantığını kavramak çok mümkün değil. Bence arka kapı müdahaleleri devam ediyor. Biraz baskı altına almaya çalışacaklardır TL'yi. Açıkçası zamanımız olsaydı daha uzun anlatacaktım ama hemen kısaca keseyim. İşte gelir endeksli tahvilin çıkartılmasının ana nedenlerinden bir tanesi, ben arka tarafta Türk lirasının dövize bağlanmasını, KKM ile bağlanan bu TL'nin gese geçirilmeye çalışma hikayesi olarak görüyorum. Ve ayrıca
son dönemde enflasyonu önlemek için de tüketici talebinin kısılması anlamına gelen kredi kartı taksit sayısı ve kredi kartlarında asgari ücret ayarlaması yapılmış. Bu neden? Çünkü dün Hazine Bakanlığı'ndan yapılan verilerde bence piyasalar tarafından gözden kaçırılmış durumda. Bu verilerde iç borçlanma oranı 90 aydan 56 aya kadar düşmüş durumda. İç borçlanma ortalama maliyeti %15.55'ten %21.55'e çıkmış durumda. %4'lük bir faiz artışı var orada. İç borçlanma çevirme oranı da %159'dan %108'e düşmüş. Yani cebinizde 108, eskiden cebinizde 159 TL varken 100 TL borcunuz var iken şu anda cebinizde 108 lira varken 100 TL borcunuz var. Yani bu da bize şunu gösteriyor. KKM ile o çok bahsettiğimiz hazinenin üstüne olan yükün bindirilmesinin geri dönüşlerini almaya başladık. Hazine o tarafta çok ciddi anlamda bir yükün altına girdiği için iç borç çevirme oranları bir yıllık vadede %159'dan %108'e düşünce bir anda bu borçlanmayı kesmek, KKM'ye olan talebi TL tarafında azaltmak için GES'i getirdiler. Ayrıca dediğim gibi enflasyonu engellemek adına da ticari kredilerde, bireysel kredilerde, daha tüketici kredilerinde ayarlama yapıldı. Ayrıca ticari nitelikteki kredilerde de %10'dan zorunlu karşılıkları %10'dan %20'ye çıkartarak aslında ticari kredilerinde önü kesilmeye çalışıyor. Bir noktada bir de swap kanalıyla müdahale geldi. Eskiden yabancıların swap kanalıyla TL'ye erişim imkanı kesilmişti. Şimdi açığa satış yapmamak kanalıyla yabancıların TL'ye erişimi swap kanalından esnek bir şekilde sağlanmış oldu. O aslında oldukça pozitif adımlar atılmaya çalışıyor ama şunu belirtmek lazım. Bakın bunların hiçbirisi çare değil. Çünkü siz bu şekilde doların yükselmesini engelleyemezsiniz. Neden? Dün Avrupa Merkez Bankası'na da hemen değineyim. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraksa da Temmuz ayında 25 bas puan, Eylül ayında da enflasyona göre 25 veya 50 bas puan arttıracağını açıkladı. 1 Temmuz'dan sonra da APP yoluyla varlık alımlarını kısıtlıyor. Yani Euro bundan sonra küresel piyasalarda daha değerli olacaksa Euro cinsi kredi maliyetleri de artacaktır. Yine bugün Amerika'dan enflasyon var, çok kritik. Enflasyonun aylık bazda %0.7, yıllık bazda ise %8.3 gelmesi bekleniyor. Tabii ki %8.3'ü aşan bir enflasyon görebiliriz. Çünkü ABD'de temel mal ürünlerinde %10'luktan %10'u aşan enflasyon hareketleri var. Bu da dolayısıyla ABD'de enflasyon sorununun çözülmediğini, önümüzdeki aylarda devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş dolar TL'deki hareketleri yukarı doğru itmeye devam edecektir. Şunu da son kez vurayım. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri de bu süreçte azalmaya devam ediyor. Swap yükümlülüğü dışarıda bırakıldığında net rezervler -52.8'e gerilemiş durumda. Bu da dolar TL'yi tekrardan arttıracak bir gelişme. Onur Bey çok teşekkür ediyorum. Haftayı tamamlıyoruz böylece. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. İkinci saatimizi de tamamlayalım. Sonra birazdan siyasete geçelim. Hem adaylık hem de bu Alevilik konusunda İYİ Parti Milletvekilliği'nin açıklamalarıyla başlayan gelişmelere yakından bakalım. Görüşmek dileğiyle. Akbank'ta hem işini hem çevreyi düşünen KOBİ'lerin eko dönüşümü başlıyor. Bugünlerde geleceğin yolu verimlilikten, verimliğin yolu tasarruftan geçiyor. İşini geleceğe taşımak isteyen KOBİ'ler, sürdürülebilir yatırımlar için Akbank'a geliyor. Karbon ayak izini azaltıyor, rekabet gücünü arttırıyor. Sen de hemen tüm ihtiyaçların için KOBİ eko dönüşüm paketine başvur. Kredi imkanları ve danışmanlık hizmetlerinden faydalan yeşil dönüşüme Akbank'la başla.
Hareketi iletmeyen Tempur yatakları kesintisiz bir uyku sağlar. Şimdi %32 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Faktör 100 güneş bariyeri, kolajenli özel formülüyle güneşin zararlı ışınlarına karşı güçlü koruma sağlar. 50 Plus SPF Faktör 100, şimdi